Bunu yapanlar kim? Afişleri basan kişi söylüyor. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle şirketimiz tarafından yapılmıştır diyor. Cumhur İttifakı'nı kimlerin oluşturduğunu da artık bilir. Bir insan karalamaya kalkarsa, bir insan halkı tahrik etmeye kalkarsa artık ben ülkeyi yönetemiyorum noktasına gelmiş demektir. Bugün Türkiye'nin yönetilmediğini gayet iyi biliyoruz. Sadece ben değil, bir siyasetçi olarak ben değil, sokaktaki yurttaşta esnaftan tutun ev kadınına kadar, çiftçisinden tutun sanayicisine kadar, turizm cinsinden tutun efendim herhangi bir alanda çalışan diyelim ki taksi şoförüne kadar artık bunların ülkeyi yönetemedikleri gerçeğini bütün ayrıntılarıyla görüyorlar. Hatırlarsanız biz 128 milyar dolar nerede diye afişler asmıştık ve bu konuda geniş kitlelerin dikkatini çekmeye çalışmıştık. 128 milyar dolar buharlaştı ama yılbaşından bu yana 75 milyar dolar daha buharlaştı. Artık sormamız gereken soru 203 milyar dolar nerede ve kimlere verildi? Kimlere arka kapıdan satıldı? Merkez Bankası neden bu süreçte devre dışı bırakıldı? Bunun sorulması lazım. Gel arkadaşlarım. Biz faize karşıyız diyorlar. Faize karşı olmadıklarını tam tersine bu süreçte cumhuriyet tarihinde görülen bir olağanüstü olumsuz olaya imza attıklarının da farkında olmamız lazım. Bütün arkadaşlarımın bunu her gittikleri yerde rakamlarla dillendirmesi, bu halka anlatması lazım. Alt gelir gruplarından yani milyonlarca insandan üst gelir grubuna bir avuç kişiye kaynak aktarıyorlar. Bu aktarılan kaynak sıradan bir kaynak değil. Bakın ilk 8 ayda bu yılın bütçe rakamlarını vereyim. İlk 8 ayında kur korumalı mevduat dahil faiz ödenen faiz miktarı 250 milyar lira. Faize karşıyız diyorlar ama ilk 8 ayda bütçenin 250 milyar lirasını faizciler ödüyorlar. Gerçeği herkese anlatmak zorundayız ve gerçeği herkese anlattığımızda toplumsal desteği çekebileceğimize inanıyorum. 250 milyar lirayı ödüyorlar ama çiftçiye yaptıkları yardım ilk 8 ayda 25 milyar lira. Oysa çiftçiye verilmesi gereken para bu yıl sonuna kadar kanuna göre 143 milyar lira olması lazım. Vermiyorlar bu parayı ama biz vereceğiz. Gittiğiniz her yerde çiftçi arkadaşlarımıza şunu söyleyin. Evet hakkınızı teslim etmiyor, etmiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa çıktı evet. Milli gelirin yüzde biri oranda en az size pay verilmesi gerekiyordu evet. Ama bu payı size vermiyorlar. Bu payı vermiyorlar Halkın iktidarı olarak geldiğimizde bu payı size vereceğiz. Bir garabet'e imza attılar. Daha sonra attıkları imzayı sürdürüyorlar. Merkez Bankası'nın bankalara verdikleri paraların faizini 13'ten 12'ye indirdiler. AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bütün kardeşlerime seslenmek isterim. Allah aşkına gidin herhangi bir bankaya. İster kamu bankası ister özel banka. Gidin bir bankaya. Deyin ki kredi çekmek istiyorum. İster tüketici kredisi ister başka bir kredi. Bakın bakalım size yüzde on iki faizle veriyorlar mı? Vermeyecekler. Peki yüzde on iki faizle kredi alanlar ne yapıyor bankalar? Bankaların karı son bir yılda Temmuz'dan Temmuz'a yüzde beş yüzün üstünde artış gösterdi. Esnafa soruyorum. Yüzde beş yüz Gelirin arttı mı? Çiftçiye soruyorum. Yüzde beş yüz gelirin arttı mı? Asgari ücretliye, memura, işçiye, emekliye sizin gelirini son bir yılda yüzde beş yüz beş arttı mı? O zaman oturup düşüneceksiniz. Bu iktidar kime hizmet ediyor? Düşüneceksin. Bu tabloyu kesinlikle değiştireceğiz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yoktur. Beraber birlikte değiştireceğiz. O nedenle diyorum bize katılın bize. Bize katılın. Beraber değiştireceğiz. Bu ülkeye aydınlığı getireceğiz. Her kuruşun hesabını kendi halkına vermeyen bir siyasal iktidarın bu ülkeye getirebileceği hiçbir yarar yoktur. Siyasetçi halkına güven vermek istiyorsa bunun bilinen tek bir koşulu vardır. Halkın ödediği vergilerin her kuruşunu nereye harcadığını hesabını millete vermektir. Millete vermiyorsa onun hedefi başkadır, amacı başkadır. Bir avuç azınlığa çalışıyor demektir. Verdiğim rakamlar onu gayet açık ve gayet net, net gösteriyor. Var olan iktidar faiz ayaklarına yatıp dini kullanarak bir avuç azınla milyarlarca lirayı aktarıyor. Dini kullanarak yapıyorlar. Herkesin inancına saygılıyız. Herkesin kimliğine saygılıyız. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Eyvallah. Ama millete yalan söylemek bizim kitabımızda yoktur. Biz Allah nasip eder iktidar olduğumuzda herkes görecek. Sadece Türkiye'dekiler değil. Bütün dünya görecek. Demokrasinin ne olduğunu, saydam devletin ne olduğunu, halka hesap vermenin ne olduğunu, dürüst çalışmanın ne olduğunu, devlette liyakatin ve adaletin nasıl olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Bizim kararlığımız bu noktadadır. Bakın pamuk ve şeker Şeker pancarı. Fiyatlar hala belirlenmiş değil. 34 yıl sonra bu ülkenin şeker ithal ettiğini hiçbir AK Parti'ye oy veren kardeşimin, MHP'ye oy veren kardeşimin unutmaması lazım. Bu nasıl bir milliyetçilik anlayışıdır? Bu nasıl bir devlet yönetimi anlayışıdır? Toprağımız var, şeker fabrikalarımız var. Üreten çiftçilerimiz var. Ürettirmiyorsun. Elini kolunu bağlıyorsun. Dışarıdan şeker getiriyorsun. Kim getiriyor şekerleri? senin yandaşların getiriyor. Bu millete sözüm var. Bu milleti soyanlardan bunun ahını almak benim boynumun borcudur. Herkes bunu bilmek zorunda. Dünyada bir numaradayız fındıkta. Ya fındığı bir İtalyan firmasına Ferrero'ya teslim ettiler. Akıl alacak şey değil. Bunların tamamını düzelteceğiz. Çökme vergisi şu. Siyasal iktidar yani saray iktidarı diyor ki arkadaş diyor herkes Fabrikasına, fabrikasının çatısına veya herhangi bir yere güneş enerjisi sistemi kursun. E güzel, Allah'ın güneşi bedava. Kurun, elektrik elde edin, fabrikada kullanın, artan elektriğinizde ben alacağım diyor. Söz veriyor. Sonra zaman geçiyor. Efendim diyor tamam güzel yaptınız o da çok güzel. Elektriği elde ediyorsunuz gayet güzel. Fabrikanızda kullanıyorsunuz o da güzel. Artan elektriği bana satacaktınız. Şimdi ben bunu parayla almayacağım. Bana mecburen vereceksiniz. Ben de size para vermeyeceğim. Bu çökme vergisidir. Sanayicinin elektriğine çökmektir bu. Böyle bir rezalet dünyanın hiçbir demokrasinde yaşanmaz. Ne demek? Ben senden zorla Yani zapt edeceğim diyor. Vermezsen cezalandıracağım diyor. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlarım. O sanayici arkadaşlarım da unutmasınlar. Düne kadar alkışladıkları AK Parti'yi unutmasınlar. Türkiye büyük ufuklar açtı diye zaman zaman konuşanlar da unutmasınlar. Ne zaman ki onların elektriğine çöktüler şimdi uyanmaya başladılar. Şimdilik elektriğe çöktüler yarın fabrikalarınıza da çökebilirler. Hiç kimse bunu unutmasın. Ama bir şeyden de emin olsunlar. Halkın desteğiyle iktidar olduğumuzda sanayicinin hangi partiye ilgi duyup duymadığına bakılmaksızın. Kim üretiyorsa, kim çalışıyorsa, kim ihracat yapıyorsa, kim ülkesine gelir kazandırıyorsa bizim başımızın üstünde yeri olacaktır. Biz onlar gibi ayrımcılık yapmayacağız. Öyle bir noktaya geldiler ki AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları ve başkanları, gençlik kolu ve başkanları halkın arasına giremeyecek noktaya geldiler. Diyorlar ya efendim halka gideceğiz. Buyurun gidin bakalım. Bir dert dinleyin bakalım. Gidemiyorlar. Dert dinleyemiyorlar. Çünkü onların hiçbirisinin yetkisi yok ve yeni bir şey söyleyemiyorlar. İradelerini bir kişinin iradesine bağlayan, yani iradelerini saraya bağlayan bir siyasal iktidarın geleceği yoktur. Devletin geleceği bir kişinin iradesine bağlanamaz. Erdoğan bunu görüyor, fark ediyor. Erdoğan şimdi il başkanlarının, il ilçe başkanlarının, kadın kollarının, milletvekillerinin yapamadığı işi devlet memurlarına yaptırmak istiyor. Devlet memurlarına diyor ki okuyayım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızın çalışanları kimleri görevlendireceği belli. Sizleri hanelerinizde ziyaret ederek bir bardak soğuk suyunuzu bir demli çayınızı içecek. Kah derdinizi dinleyecek. Kah sohbetinize eşlik edecek. E hani senin milletvekillerin gidiyordu. Gidemiyor. Yani e senin il başkanların gidiyordu. Gidemiyor. E hani senin kadın kolların gidecekti. Evlere girecekti. Giremiyor. Ne yapıyorlar? Şimdi devlet memurlarını görevlendiriyorlar. Siz gidip anlatın diyorlar. Devlet memurları sarayın kölesi değildir. Devlet memurları devletin memurlarıdır ve bunun gereğini yapmak zorundadırlar. <laughs> Buradan o devlet memuru arkadaşlarıma da seslenmek isterim. Siz sarayın memuru değilsiniz. Siz bir siyasi partinin de memuru değilsiniz. Siz onurlu Türkiye Cumhuriyeti devletinin memurlarısınız. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabisiniz. Saray memurları ayrı, sarayın savcıları ayrı, sarayın hakimleri ayrı ama onurlu Türkiye Cumhuriyeti devletinin memurları, savcıları ve hakimleri ayrı. İkisini birbirinden ayırıyoruz öbürlerinin yani saraya koşulsuz biat edenlerin ne olacağını ileride tarih yazacak. Ama biz hangi görüşten olursa olsun devletin yanında duran, devletin saygınlığını koruyan bütün memurları baştacı yapacağız. Bundan bütün memur arkadaşlarımın bilgi sahibi olmasını isterim. Gel arkadaşlarım. Bazen çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Aslında hepimiz biliyoruz. Sokaktaki vatandaşımız da biliyor. Bu herkesi ezen sisteme bir şekilde direnmek zorundayız. Beraber direnmek zorundayız. Zorundayız ki bizden sonra geleceklere güzel bir Türkiye bırakabilelim. Karşımızda bu ülkenin insanın geleceğini, ahlakını, adaletini yok etmeye çalışan bir saray iktidarı var. Bu saray iktidarı artık memlekete verecek bir şeyi olmadığını da gayet iyi biliyor. Oligarklarıyla, beslemeleriyle, yandaşlarıyla, havuz medyasıyla çalışıyor. Onlar milyar dolarlar kazanıyorlar. O bütün bunları maddi güçle yapmaya çalışsın. Biz cesaretle çalışıp yolumuza devam edeceğiz. Bu tabloyu düzeltmek zorundayız. Ülkemiz için, evlatlarımız için, ülkemizin saygınlığı için. Bakınız ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inan. Ve yine buna inan. Bu mücadelede hak düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ve özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? <laughs> Teşekkür ederim. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Son bir konu, son bir uyarı yapacağım. Bakınız, Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Hep beraber. Küçük yatırımcı soyuldu, soyuluyor. Piyasada yatırımcının buharlaşan parası dün itibariyle 5, 5.5 milyar dolardı. Aracı kurumların teminat açığı şeklinde ortaya çıkan batıkları ise 3-4 milyar lirayı buldu. Bir SPK yetkilisi Bloomberg'e sistematik risk yok diyor. Açık ve ne söylüyorum? sermaye piyasası kurulu yalan söyler mi? Maalesef yalan söylüyor. Sistematik bir risk var. Bakın uyardım. Daha önce uyardım. İzliyorum sizi dedim. Notumu alıyorum dedim. Derken blöf yapmadığımı da ifade ediyorum. Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum. Sadece ben değil. Bu işin namuslu uzmanları da isim isim firma firma bütün bunları biliyor. Hepsini bir kez daha uyarıyorum. Bu çaldığınız kütük. Küçük yatırımcının paralarıdır. Açıkça söylüyorum bu paraları burnunuzdan fitil fitil getireceğim yazım bir yere. Sermaye piyasası kurulu aklını başına alsın ve görevini yapsın. Yolsuzluk yapanları, küçük tasarrufçıları soyanlara asla ve asla izin vermemeli. Manipülatör gruplarını temizlemek zorundadır sermaye piyasası kurulu. Ahlakı, etik değerleri egemen kılmak zorundadır. Ve tekrar ediyorum son kez sermaye piyasası kurulunu uyarıyorum. Hepinize selamlar saygılar sunuyorum. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.